Atlas Sigorta, Eskişehir'de özel sağlık sigortası bulunanların oranını tahmin etmek istemektedir. Bu amaçla rassal yani tesadüfi olarak seçilen 900 kişiden 396'sının özel sağlık sigortasına sahip olduğu görülmüştür. Bu verilere göre istenen tahminleme yapılırken işlenecek hata büyüklüğü nedir? a. 0,010 B 0,012 C 0,014 D 0,016 E 0,020 Soruyu çözmeye başlamadan önce verilerimizi inceleyelim. Bu araştırmada 900 kişi incelenmiştir. 900 kişiden 396'sının özel sağlık sigortasına sahip olduğu saptanmıştır. 396'yı 900'e böldüğümüz zaman 0,44'ü buluruz. Buradan hareketle seçilen 900 kişiden 0,44'ü özel sağlık sigortasına sahiptir diyebiliriz. Bu değer bize P oranını vermektedir. Öyleyse 0,44 olarak bulduğumuz P oranı ilgilendiğimiz özelliği taşıyanların sayısı yani 396, bölü toplam gözlem sayısı yani 900'dür. Şimdi Q'yu bulmamız gerekiyor. Bunu da bir olayın olma olasılıkları ve olmama olasılıkları toplamı bir olacağından yani P artı Q eşittir bir işleminden hareketle buluruz. İşlem gerçekleştirildiğinde q 0,56 olarak karşımıza çıkar. Veriler bunlardır. Şimdi n çarpı p ile n çarpı q'nun merkezi limit teoremine göre 5'ten büyük olması koşuluyla oranların örnekleme dağılımı normaldir kararını araştıralım. n çarpı p eşittir 900 çarpı 0,44 eşittir 396. n çarpı q ya da n çarpı 1 eksi p eşittir 900 çarpı 0,44 eşittir 404 olarak hesaplanır. İşlemleri yaptığımızda ikisinin de 5'ten çok büyük olduğu görülür. O halde oranların örnekleme dağılımı merkezi limit teoremine göre 5'ten büyük koşulunu sağladığı için dağılım normaldir diyebiliriz. Dağılım normal ise standart hata yani oranların örnekleme dağılımının standart hatasını verecek formülü yazabiliriz. S indis P eşittir karekök P çarpı 1 eksi P bölü N. E. Burada değerleri yerine koyarsak 0,44 P'nin değeridir. Çarpı 0,56 Q'nun değeridir. Ya da 1 eksi P'nin değeridir. Bölü n Yani, bölü 900 formülünden sonuç 0,016'dır. Bu sonucu da D seçeneğinde görüyoruz. Öyleyse sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. <laughs>